Kampüsten herkese merhabalar. Basınç videosuyla, basınç 2 videosuyla birlikteyiz. PDF'lerimizi açıklamalar bölümündeki linklerden bulabilirsiniz. Şimdi basıncın ikinci kısmına geçelim. Yani kapalı kaptaki gaz basıncına geçelim. Gaz moleküllerinin kap çeperine çarpması sonucu basınç oluşur. Gaz ile ilgili basınçta bunu özellikle söylüyoruz. Neden? Çünkü daha önce biz sıvılarda ağırlıkları nedeniyle yaptıklarını söylemiştik basıncı. Fakat kapalı gaz, kaplardaki gazlarda taneciklerin yandaki çeperlere çarpmalarından bahsediyoruz. Yani küçük bir kap var, içinde birkaç tane molekül var ve bunlar basınç uyguluyorlar. Nasıl oluyor? Bu çepere çarptıkça basınç uyguluyorlar. O zaman kapalı kaptaki gazların basıncından bahsederken 3 farklı değişkenden bahsedeceğiz. Öncelikle gazın sıcaklığı. Gazın sıcaklığı ne kadar fazla olursa o zaman hareket kabiliyeti daha fazla olacağından çarpma sayısı, birim zamandaki çarpma sayısı da ne olacaktır? Çepere çarpma sayısı fazla olacaktır. O zaman gazın sıcaklığı ile basınç doğru orantılı olarak artacaktır. Sıcaklık artarsa basınç, yani pressure'ın P'si, basınç da artar. Anlaştık mı? Bunlar neymiş? Doğru orantılıymış. Şimdi ikinci kısma bakalım, hacme. Hacim ise, şimdi burada birkaç tane molekül var. Bunların böyle bir hacimdeki kapta olduğunu düşünüyorum. Eğer kabımın çeperlerini uzatırsam, daha büyük bir kap yaparsam, o zaman bir tane molekülün bir taraftan diğer tarafa çarpma mesafesi daha uzun olacağından da birim zamandaki çarpma sayısı da daha az olacaktır. Geniş olduğu için çeperlere çarpma sayısı az olacaktır. Bu yüzden hacim ile, hacim volüm V ile gösteriliyordu. Hacimin artması ile pressure P'nin ters orantılı, onun da azalacağını söyleyebiliriz. Demek ki hacim ile ters orantılıdır basınç. Ne dedik? Bir daha söyleyelim. Taneciklerin çeperlere çarpma sayısından bahsettik. Eğer dedik küçük bir yerde olursa, bunları ufak hayvanlar gibi düşünebilirsiniz. Koşturup duran hayvanlar düşünün. Küçük bir kafesteler. Ne olacaktır? Kenarlara çarpma sayıları daha fazla olacaktır. Ama bunları daha rahat, daha büyük bir kafese koyduğunuzda o zaman bu hayvanlar kap çeperlerine daha az çarpacaklardır. Doğal olarak hacim arttıkça basıncın azalacağını söyleyebiliriz. Yani bu iki büyüklük ters orantılıdır. Şimdi de gazların tanecik sayısına bakalım. Tahmin edebileceğiniz gibi gene bunları ufak hayvanlar olarak düşünürsek eğer, içerideki hayvan sayısını arttırdığımızda çepere çarpma sayısı da fazla olacaktır bu hayvanların. Örneğin köpek koydunuz buraya. Köpekler koşuşturup duruyorlar. Daha fazla köpek koyarsanız buradaki çarpışma sayısı daha fazla olacaktır. Yani gazların tanecik sayısı, ki biz bunu matematikten de bildiğiniz N harfiyle gösteriyoruz. N'nin artışının basıncı artıracağını söyleyebiliriz. Yani bu ikisi doğru orantılıdır. O zaman şöyle bir toparlarsak, kapalı kaptaki gaz basıncında 3 farklı özellikten bahsettik. Gazın sıcaklığı, hacim ve gazların tanecik sayısı. Sıcaklık ile gazların tanecik sayısının ne olduğunu, doğru orantılı, basınç ile doğru orantılı olduğunu, fakat hacmin basınç ile ters orantılı olduğunu söyledik ve geçelim. Eğer gaz ve sıvının bulunduğu bir kap ters çevrilirse, burada bazı özelliklerin nasıl değiştiğine bakalım. Bu sorunun farklı özelliklere göre olanları genellikle test kitaplarında bulabileceğiniz bulabileceğiniz bir kalıptır. Biz bunların hepsini genel olarak bir işleyelim. Bir de konunun mantığı neymiş, onu, kapalı kaplardaki gaz basıncını öğrenmek için bu soruyu bir daha bir gözden geçirelim. Şimdi bak, burada bir kap var. Kabın içerisinde bir sıvı ve bir gaz var. Demek ki bu gaz neymiş? Kapalı kap içerisinde bulunan bir gaz. Çünkü burada sınırı belirten aslında burası kabın üst çeperi ve sıvının hacmidir. Yani gaz bu sıvının içine giremiyor. Neden? Şöyle demişiz. Gaz sıvıda çözünmüyor demişiz. Şimdi çözünebiliyorsaydı durum başka olurdu. Ama fizik sorularında biz bu çözünme konusundan hiç bahsetmediğimiz, bu kimyanın ilgi alanına girdiği için biz zaten sıvıda çözünmeyen gazları alıyoruz. Ve
Sıcaklık da sabit. O zaman ben buradaki gazın hacminin sıvıya bağlı olarak değiştiğini söyleyebilirim. Sıvının artması ya da azalması ne olacaktır? Gazın hacminde değişiklik yapacaktır. Bunun dışında gazın hacmi ile ilgili herhangi bir değişiklik gördüğünüz gibi yapılamıyor. Çünkü kapalı kabın çevresini, sınırlarını belirleyen şey kabın kendisi ve sıvının miktarı. O zaman ben bu kabı ters çevireyim. Hemen şuraya çizeyim mesela. Bu kabı ters çevirdim. Pardon. Aynı kap oldu. Ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Şöyle yapacağız. Yani aşağıdaki alan daha küçük olacak. Yukarıdaki alan ne olacak? Daha büyük olacak. Şöyle bir zemin çizelim. İşte zeminde duruyor. Şimdi burada düşünün bakalım. Eğer ben bu kabı ters çevirirsem sıvının hacminde bir değişim olur mu? Yani bir kavanoz aldım mesela. Bir kavanozda ne var? Şöyle şuraya çizelim. Kavanozun bir tanesinde kapağı da kapalı şu kadar sıvı var. Ben bu kavanozu ters çevirdiğimde, yani kapak aşağıya geldiğinde burada sıvının hacminde en ufak bir değişiklik olmayacaktır. Yalnız sıvı kapak tarafına gelmiş olacak. Bu kadar. O zaman ben de buradakini, şuradakini ne yapacağım? Şu tarafta alacağım. Şurada sıvı olacak ve yukarıda gene gaz olacak. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Gaz basıncı, şuradaki gazın basıncı hacme, sıcaklığa ve gaz tanecikleri sayısına bağlı olduğuna göre böyle bir soruda şimdi yazıyoruz. İşte gazın sıcaklığı değişmiş mi? Hayır. Sabit. Burada değişim olmamış. Hacim değişmiş mi? Sıvı hacmi değişmediğine göre gaza kalan hacimde de bir değişiklik olmamıştır. Sadece o içerideki yerin şekli değişmiştir. Hacimde değişim yok. Gazların tanecik sayısı. Ben kabın içine bir gaz molekülleri ilave etmediğim sürece ya da içerideki gaz moleküllerinden bir kısmını dışarı çıkarmadığım sürece ne olacaktır? Burada bir değişme yaşanmayacaktır. Doğal olarak da ben burada gaz basıncının sabit olduğunu söyleyebiliyorum kap ters çevrilirse. Peki kabın yere uyguladığı basınca bakalım bir de. Şunu yaptık. Bir de şuna bakalım. Kabın yere uyguladığı basınç. Şimdi bak, kabın yere uyguladığı basınç dendiğinde kap katı bir maddedir. Yani burada bir sıvı basıncından bahsetmiyor. Sadece kabın yere uyguladığı basınç katı basıncı. Şurası, değil mi? Bak, burası alan olmak üzere. Toplam ağırlık bölü alan. Bu kadar. Çünkü burada aslında katı basıncından bahsediyor. Katılarda da basınç için ağırlık bölü taban alanı aldığımıza göre, yatay yüzeylerde ağırlık bölü taban alanı aldığımıza göre yazalım. Ağırlık bölü taban alanı ne olacak? Şimdi bakıyorum, ilk durumda taban alanı büyük, ikinci durumda taban alanı daha küçük. Ağırlık da değişmediğine göre, sonuçta kapalı bir kap, sadece ters çevirdim. Ağırlık değişmediğine göre ve taban alanı da gördüğünüz gibi azaldığına göre basıncım ne olacaktır? Artacaktır. Tamam. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti, bunu az önce söyledik. Bak, ağırlıktır bu. Kabın diyor çünkü sana. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti, yani katı bir cismin yere uyguladığı basınç kuvveti onun ağırlığıdır. Bakıyorum, herhangi bir şeyi ters çevirdi, bir katı maddeyi ters çevirdiğimde İçinde tabii başka maddeler var ama bunu, yani bir kavanoz gibi düşünsen bunu daha kolay olur. Sonuçta kavanoz gibi düşünsen bile kapağını kapattığında buralarda gaz molekülleri, hava molekülleri kalacağını biliyorsun. Sen bunu ters çevirdiğinde gene sıvı burada, gaz molekülleri burada olacaktır ve içerideki kütle değişmeyecektir. Kabın kendi kütlesi de değişmediğine göre basınç kuvveti değişmez diyebiliyoruz. Çünkü basınç kuvveti katıların ağırlığı idi. Kaptan bahsettiğimiz için. Kap tabanındaki sıvı basıncı. Şimdi bir kere kap tabanındaki sıvı basıncı şuradaki sıvı yüksekliği ile ilgilidir. Bak, buradaki sıvı yüksekliği ile ilgilidir. Şimdi sen burada ağzı açık bir kaptı, daralttın. Burada ağzı çok dar bir kaptı, yavaşça açmaya başladığında ne olacaktır? Burada hani şöyle düşünelim. Şunun eğer büyük, bak görüyor musun ne kadar uzunluğundan bahsediyorsak, şurada şeyden mesela şurası H, şurası H kadar ise, bunu ters çevirdiğinde buradaki hacimle şu hacmin aynı olmadığını görüyorsun. Demek ki ters çevirdiğinde bu H'tan daha yüksek bir yerlerde kalmalı ki ancak kendi hacmini koruyabilsin. Yani bu şekilde H aşağı olursa eğer, kap ters çevrildiğinde ne olacaktır? Kap tabanındaki sıvı basıncının artacağını, artar diyebiliriz. Artacağını söyleyebiliriz.
Neden kaptaki, kap tabanındaki sıvı basıncı artar? Çünkü aslında haşın, yani sıvı seviyesinin arttığını söyledik. Kap tabanındaki sıvı basıncı demek ne demektir? Aslında sıvının yoğunluğu, yer çekimi ivmesi ve sıvının derinliği ile alakalıdır. Sıvı seviyesi ile alakalıdır. Sıvının yoğunluğu değişmediğine, yer çekimi değişmediğine göre, H de arttığına göre o zaman kap tabanındaki sıvı basıncının artacağını söyleyebiliyoruz. Bakalım açık hava basıncına. Şimdi kapalı kaplardaki gazın basıncını taneciklerin yüzeylere çarpma sayısı olarak söyledik ama açık hava basıncında durumumuz birazcık daha farklı. Burada aslında sıvının ağırlığı nedeniyle de yaptığı basıncın büyük bir önem kazandığını söyleyeceğiz. Çünkü artık burada atmosfer diyoruz biz. Açık hava derken atmosferin kalınlığı var, değil mi? Mesela burası dünya olduğuna göre açık hava basıncında ben atmosferi şöyle göstersem, bak bu kadar bir, değil mi? Şöyle gösterelim. Şu kadar bir sıvının, pardon, havanın ağırlığı ya da bu kadar bir havanın ağırlığı oldukça fazla olacaktır. Bu artık yani şeydir, bilinenden biraz daha fazladır. Doğal olarak da biz bunu şöyle söyleyebiliriz. Kapalı kaplarda sadece kap, tanciklerin kap çeperine yaptığı teması alırsak, alırken burada aslında ağırlığı da alıyoruz. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının azalmasının da nedeni budur. Yükseğe çıktığında üzerindeki hava tabakasının daha ince olmasıdır. Doğal olarak da bu noktaya yapılan basınç azalmıştır. P1'in daha küçük, ovada mesela daha aşağıda bir yerdeki P2'nin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman yükseklere çıkıldıkça üzerimizdeki hava sütununun ağırlığı azaldığına göre, üzerimizdeki hava sütunu daha kısa olduğuna göre, artık daha incelmiş olduğuna göre ben aşağıda deniz seviyesinde basıncın daha büyük. Ama dağda, dağ tepesinde basıncın, açık hava basıncının daha küçük olduğunu söyleyebiliyorum. Bununla ilgili pek çok deney var. Bu deneylerden bir tanesi Magdeburg deneyidir. Magdeburg deneyi açık hava basıncının da olduğunu kanıtlayan bir deneydir. Havası alınmış iki yarım küre kapağı birleştirildiğinde açık hava basıncı nedeniyle küreler birbirinden ayrılamazlar. Bunu şöyle yapıyorlar bu deneyi. İki tane yarım küre var. Yarım küre ayırmak için küre çok düzgün bir cisim değildir. Hani kürenin tutulacak bir yeri yoktur. O yüzden iki tane de kulp yapıyorlar. Bunlar iki küre kapağı ya hani. Bunları kapatıp şuradan havasını alıyorlar. İçerideki havayı alıyorlar. Sen eğer bunları kapatırsan ve içerideki havayı alırsan o zaman ne olacaktır? Bunlar birbirlerinden ayrılmayacaklardı. Neden? Çünkü içeride de hava yok. Yani içeride bir basınç yok. Dışarıda büyük bir basınç var. Ben bunu biliyorum. Açık hava basıncı. Değil mi? O zaman küre kapakları birbirinden ayrılmayacaktır. Çünkü onları dışarıdan içeriye doğru iten ne vardı? Dışarıdan içeriye doğru iten bu şekilde bir açık hava basıncı olduğu sürece Magdeburg küreleri de birbirinden ayrılmayacaktır. Gene buna benzer iki bardağı düşünün. İki bardağı ama tam birbirine denk gelecek şekilde kapatıp içeride bir kibrit yakarsanız, hani içeride kibriti yaktın, ikisini kapattın. O zaman bu kibritle birlikte düşünün, şurada bir kibrit yakıyorum. Ne olacak? O kibrit içerideki gazı ne yapacaktır? Yakacaktır. Hacmini bir miktar azaltacaktır taneciğini. O zaman da gene bu etkiye benzer bir etki, ikisini birbirine birleştiğini görebileceksiniz. Şimdi bunu geçtikten sonra Torricelli deneyinden bahsedelim. Torricelli deneyinde açık hava basıncının gene olduğunu gösteren, daha doğrusu açık hava basıncını ölçmek için kullanılan bir deneydir. Burada nasıl, hani Magdeburg deneyine baktığınız zaman burada şuradaki şu gösterdiğim yerlerden çekilince nasıl iki küre kapağı birbirinden ayrılmıyorsa, o zaman bunun ne kadar büyüklükte olduğunu, bu açık hava basıncının büyüklüğünü ölçmek için de bir deneye ihtiyaç oluyor. İşte bu da Torricelli deneyi. Torricelli deneyi civa ile yapılıyor. Nedeni de civanın yoğunluğunun büyük olmasıdır. Civa ile yapılan bu deneyde bir tüp alıyorlar. Tüpün içerisine gene civa dolduruyorlar. Sonra tüpü ters çevirerek bu kabın içine batırıyorlar. Bunu da yapan Torricelli ve alttan parmağını çektiği zaman
civanın hepsinin değil bir kısmının aşağı indiğini görüyor. Bu bir kısmının aşağı inmesi şunu gösteriyor. Demek ki bu seviyeden yüksekte bir miktar sıvı sütunu kalıyor. İşte Torricelli diyor ki bu sıvı sütunu bana basıncı gösteriyor. Tamam? Çünkü şimdi dışarıda ben açık hava basıncı olduğunu biliyorum. Şurada açık hava basıncı var. Aynı zamanda bu basınç şu noktada da var. P0 açık hava basıncı. O zaman buna karşılık gelen şey sıvının, şuradaki sıvının basıncıdır. P sıvı. O zaman diyor bu sıvının basıncıyla bu açık hava basıncı birbirlerine eşitse sistem dengede kalıyorlar. Bunu da aslında şöyle yapıyoruz. P0'ı birbirlerine eşitleyeceğiz ya. Sıvının sütununun uzunluğu H çarpı civanın yoğunluğu ve yer çekimi ivmesi bana ne yapacaktır? Şuradaki sıvı sütununun ağırlığını verecektir. Daha doğrusu basıncını verecektir. O zaman P0'a baktığımda P0'da hani zaten açık hava basıncı P0. Gördüğünüz gibi burada bu eşitlik sağlandığı sürece ne olacaktır? Bu ikisi dengede kalacaktır. Bakıyor ki burada deniz seviyesinde yapılan deneyde dış hava sıcaklığı da 0 santigrat derecede ise civa için konuşuyorum. 76 santimde, şu yükseklik 76 santim olduğunda dengede. O zaman diyor ben bu değeri bir birim olarak söyleyelim bu değeri. Yani 76 santim civa HG, 76 santim civa artık bir basınç birimi olarak anılıyor. Bu basınç birimi de 76 santim civa, milimetre civa da olur bu. Şuradaki değişebilir ama hani santim civa dendiğinde aslında şu demek istiyor. Civayı bıraktığında, bu şekilde bıraktığında kabın içerisinde 76 santimi kabın içinde, bu borunun içinde kalacak şekilde olan ortamda bulunuyoruz anlamını taşıyor. O zaman ben ortamın basıncının 75 santim civa olduğunu söylersem bu deneyi yaptığımda civa sütunu 75 santim yukarıda kalacaktır derim. Devam edelim. Acaba bu yükseklik nelere bağlıdır? Yükseklik gördüğünüz gibi sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Sıvının yoğunluğunun azalması H'yi arttıracaktır. Yani sıvı yoğunluğu, tekrar söylüyorum, sıvı yoğunluğu azalırsa H artar. Bunu genellikle su ile söylüyoruz, sıvının yoğunluğu derken. Mesela su kullanılırsa bu H artar. 10 metrelik, 11 metrelik bir boru kullanmak zorunda kalırsınız. Bırak 76 1 metrelik boruyu. Bu kadarlık bir boru kullanmak zorunda kalırsınız. İnce kılcal borudan bahsediyorum. Çünkü çok fazla yükselir. Çünkü suyun yoğunluğu çok küçüktür. Civaya göre. Deneyin konumu tabii ki de önemli. Deneyin konumu şöyle önemli. Eğer sen bu deneyi yüksekleri çıkartıp yaparsan, yani basıncın daha büyük olduğu bir yerde yaparsan, basınç büyük olduğu için yükseklere çıkartırsan, yani basıncın küçük olduğu bir yerde yaparsan, tekrar söyleyelim, yüksek, yani dağdan bahsediyorum. Dağdan bahsediyorsan basınç nasıldır? Açık hava basıncı tabii ki de daha küçüktür. Daha küçükse o zaman H mesafesi de küçük olacaktır. Neden? Civa küçük basınçla çok fazla yükselemeyecektir. O zaman deneyin konumu benim için önemli. Basınç düşük ise H da düşük olacaktır. Şimdi boşlukta gaz bulunması. Şuraya dedik ya hani civa aşağıya indi. Doğal olarak burada boşluk kaldı. Eğer sen buraya gaz doldurursan durumlar değişir. Nasıl değişir durum? Şöyle olur. Yeni durumda 3 için yazıyorum. Yeni durumda P0'ın var. P sıvın var. Bir de üstüne bir gaz gelir. Gaz fazladan. Şimdi buraya gaz doldurdun ya. Buraya gaz doldurduğunda fazladan bir gazın basıncı gelir. Bu nedenle de ne olacaktır? H'ın birazcık daha düşmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Borunun kalınlığı, civa miktarı, borunun eğik oluşu, civa sütununun yüksekliğini etkilemiyor. Yani sen bunu, bu deneyi istersen şöyle bir şekilde de yapabilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Gene bu haş senin hani dışarıda şu ortamda yapıyorsan bu gene 76 santim civa olarak bulunacaktır. Şu H süren yüksekliğin, bu H yüksekliğin diyoruz.
Devam edelim. Basınç ile çalışan ölçüm aletlerini. Basınç ile çalışan ölçüm aletlerini 4 tane olarak veriyoruz biz. Barometre, manometre, altimetre ve batimetre. Barometre açık hava basıncını ölçer. Aslında Torricelli deneyi, değil mi? Torricelli deneyi sıvılı barometreye örnek olarak gösterilebilir. Manometre ise kapalı kaplardaki gaz basınçlarını ölçer. Bu manometreler şurada gördüğünüz gibi genellikle yuvarlak olan uçlarından şu şekilde bir U borusu çıkar. Burada U borusunda civa seviyeleri arasındaki farkı ile birlikte neyi ölçersiniz? Bu gazın basıncını ölçebiliyorsunuz. Altimetre. Altimetre deniz seviyesinden yüksekliği ölçer ve genellikle uçaklarda kullanılır ya da dağcılar da bunu, değil mi? Dağcılar saatlerinde, altimetreli saatlerde bunu kullanabilirler. Batimetre batmaktan aklımıza gelecek. Deniz seviyesinden derinliği ölçecek. Yani denizaltılardan başka ne var deniz altına inen dalgıçların saatlerinde bunlardan bahsedebileceğiz. Manometrelerden şimdi şuraya bakalım manometre olarak. Şu manometrede gaz açık uçlu manometrenin içerisindedir. Çünkü bak bu tarafı açıktır ve P0 açık hava basıncından bahsediyoruz burada. Fakat şurada ise kapalı bir, ucu kapalı olan bir manometreden bahsederiz. Şimdi biz şuraya baktığımızda H neyse bu gazın basıncı da odur. Tamam. H santim civa olarak verebiliriz. H 5 mi? Bu 5 santim civadır o zaman. Bu kadar. Aslında civa arasındaki farkı aldığımızı fark ettiniz umarım. Şimdi aynı şekilde şuraya baktığımda bu sefer işler birazcık daha değişiyor. Neden? Çünkü bu açık uçlu bir manometre ve yukarıda da P0 açık hava basıncı var. O zaman P gaz buraya geldiğine göre, P gaz burada olduğuna göre. Bak şimdi P gaz ile P0 arasındaki fark H kadar, değil mi? O zaman kimde büyük o? Bak bakıyorum şimdi. Baktığım zaman P0 ile H'nin toplamının P gaz olduğunu görüyorum. Aynı seviye için, değil mi? Doğal olarak da P gazın yukarısı için konuşuyoruz. Şöyle çizelim. P gazın H santim civa ile P0'ın toplamı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Burada ise durum biraz daha farklı. Buradaki gazım aslında daha küçük basınçta. Nereden anladım ben bunu? Şu H'ın fazla olduğu yerin, yani sıvının fazla olduğu yerin burada olduğunu anladım. Aslında biz bunu şöyle de söyleyebiliriz. Buradan P0 itmiş ve ne olmuş? Civa yukarı doğru tırmanmış. Çünkü gaz bunu dengeleyememiş. Arada böyle bir basınç farkı oluşmuş da diyebiliriz. O zaman yazalım bu sefer. P gaz ile H santim civanın toplamı P0'a eşit olur diyebiliriz. Şurada ise çok tatlı bir soru. Bu sorular bak hiç işlem yapılmadan manometrenin tanımıyla yapılabilecek sorular. X ve Y'ye baktığımızda, bak X ve Y'ye bakıyorsun sen, kimin basıncının daha fazla olduğunu görebiliyor olman lazım. Burada Y'nin basıncı daha fazladır. Çünkü santim civa diğer tarafa X tarafında kalmıştır. Bu nedenle de PX artı H santim civanın PY olduğunu söyleyebilirsin. Ha sana bu değil. Genellikle hani PX mi büyük PY mi diye sorulduğunda tabii ki de PY'nin, Y'yi güzel yapalım, PY'nin daha büyük olduğunu da yazıp sayfayı çevirebiliriz. Bunlar neymiş efendim? Basınç ile çalışan ölçüm aletleri. Şimdi hareketli akışkanların basıncına baktığımızda, hareketli akışkanlarda basınç daha fazladır. Şimdi şu tarafa baktığımızda neler görmüştük? Barometre açık hava basıncını görmüştük ama durgun haldeydi. Manometre kapalı kaplarda gene. Altimetre deniz seviyesinden yüksekte gene açık hava basıncını kullanıyor ama gene durgun haldeki bir şeyden bahsediyorsun. Batimetrede denizin altındasın. Seviyeyi ölçüyor. Gene bu sefer sıvı basıncını da kullanıyor, değil mi? Batimetre ama durgun olarak kullanıyoruz. Fakat hareketli akışkanların basıncında durum böyle değil. Artık akışkanımız hareketli. Yani borudan bir akışkan devam ediyor. Mesela su, değil mi? Su devam ediyor. Şimdi borudan akan sıvının debisi sabit ise A1 ve A2 kesit alanlı belirtilen bölgelerdeki sıvı hacimleri eşittir. Yani diyoruz ki şurasıyla, bak
şurasıyla şuradaki sıvının, birazcık daha uzatalım sanki daha güzel olacak. Şuradaki sıvının hacminin eşit olmasını beklerim. Yani sıvı buradan buraya gelene kadar V1 hızlı ise aynı hacimdeki sıvı buradan buraya gelene kadar da V2 hızlı olmalı ki ancak, değil mi, boru patlamadan rahat rahat buradaki sıvı burada devam edebilsin. O zaman burada ben görüyorum küçük bir mesafe, burada uzun bir mesafe. Evet, hacimler eşit ama burada küçük bir mesafe alacak. Şuradaki bir molekülü düşün. Buradan buraya küçük bir mesafe gelecek. Şuradaki bir molekülü düşünsek, bak buradaki bir molekül, buradan buraya kadar daha uzun bir mesafe alacak. Demek ki şunu söylüyoruz kesinlikle, bak. V1, tamam. V1, V2. Eğer kesit alanım, şunu A2 yapalım. Eğer kesit alanım büyük ise o zaman hızım ne olacaktır? Hızım daha küçük olacaktır. Tamam? Bunu şuradan da bilebiliriz. Bu bahçe hortumlarının hani ucunu böyle sıkıyoruz ya. Ucunu sıktığımız zaman dışarıya doğru bir suda hızlı böyle bir fışkırma yaşanıyor. Daha uzağa gidiyor. Daha hızlı oluyor. İşte o neden sen ucunu sıkınca o zaman daralıyor kesit alanı. Kesit alanı da daraldığı için ne oluyor? Sıvı daha uzağa gidebiliyor. Çünkü hızı artıyor diyoruz. Şimdi burada burasını x1'i yani mesafeyi v1 t1, şurasını ise v2 t2 olarak yaparsak a1 v1 t1 eşittir a2 v2 t2 olacak. Buradan zaten bizim söylediğimizin formül yüzdesi gelmiş oldu. a1 çarpı v1 eşittir a2 çarpı v2 diyebiliriz. Ha, bunu bilmek zorundayız. Hayır, ama şunu bilmek zorundayız. Yani bunun sonucunu bilmek zorundayız. Kısaca ne? Eğer kesit alanı ile akışkan hızını kıyaslayacaksan bunlar ters orantılıdır. Akışkan hız arttıkça basıncı azalır. Bu önemli bu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki bunun ne türlü sonuçları var? Birincisi, eğer sen buradan akışkan geçirirsen, bu hava da olabilir, bu su da olabilir, fark etmez. Tamam, buradan şimdi biz buradan gene su geçirmişiz. Yani hava da bir akışkandır. Onun için de aynı özellikler geçerlidir demek istiyorum. Eğer buradan su geçirsek, sıvı geçirsek, o zaman şuradaki basınç büyük olduğundan şurada sıvının yükselmesi daha büyük, buradaki basınç küçük olduğundan burada sıvının yükselmesi daha küçük olacaktır. Ben bunu genellikle şöyle anlatıyorum. Burada böyle geze geze gidiyorlar. Tamam mı? Geze geze gittikleri için de hani yavaşlar ya burada. Daha hızları düşük. Geze geze yavaş yavaş giderken basınç yapabiliyorlar. Ama burada gezmeye hiç vakit yok. Çok hızlı gitmek zorundalar. Basınç hiçbir şey yapamıyor moleküller. Doğal olarak da buradaki basıncım küçük oluyor. Bunun bir takım başka sonuçları da var. Mesela uçak kanatları. Uçak kanatlarına baktığımızda şuradan rüzgar estiğini, daha doğrusu hava moleküllerinin bu şekilde geldiğini düşünelim. Burada gelişte bu moleküller şöyle aşağıda bir sıkıntı olmadan düz devam ediyorlar. Yani yalnız burada bak uçak kanadının gelişiyle birlikte ne olacaktır? Şurada bir sıkışma meydana geliyor, tamam mı? Bu sıkışmayla birlikte şuradaki bak şununla şunun aldığı yol düşün, bir de bunun aldığı yol düşün, değil mi? Bu daha fazla yol alıyor. Yani aynı zamanda bunun daha fazla yol almasını istiyorsun. Yani hızlanmasını istiyorsun. Eğer yukarıdaki hava molekülleri hızlandıysa eğer yukarıdaki basınç düşük olur. Aşağıdaki hava basıncını hızlandırmadın. O yüzden aşağıdaki hava basıncı normal kendi halindedir. O zaman aşağıdan yukarıya net bir basınç kuvveti oluşmaz mı burada? Değil mi? Basınç kuvveti oluştu. O zaman bu basınç kuvvetine karşılık gelen yukarıdaki düşük basınç kuvvetiyle birlikte artık uçağı, kanadı ya da işte herhangi bir cismi yukarı doğru kaldırabilecek bir kuvvet oluşuyor. Tamam? Bu cisminde ağırlığı var aşağı G doğru. Eğer sen bu havayı çok hızlandırırsan bu cismi yukarı kaldırabiliyorsun. İşte olay bu. Uçaklarda cisimlerin yukarıda durmasını sağlayan şey budur. İleri gitmesini sağlayan nedir? Motorlardır. Uçak motorlarına verilen kuvvet ile motorların uçağın ileri gitmesi sağlanır. Ama uçağın yukarıda kalmasının nedeni işte bu akışkanlar prensibidir. Akışkanlar mekaniği ile ilgili söylediğimiz bu tanımlamalardır. Şimdi hareketli akışkanların basıncı.
Bunun gibi diğer örneklerle birlikte bu dört örneği özellikle göz önünde bulun. Bunlar akışkanlar mekaniği. Bernoulli ile ilgilidir. Bernoulli'nin bulduğu prensiplerdir. Bunlar Bernoulli prensibi olarak akışkanlar mekaniği adını verdiğimiz yerde hemen akla ilk gelen şey Bernoulli olacaktır. Tamam. Peki. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Arabalar yan yanaydı ve yan yana arabalar gidiyorlardı. Şimdi bak, burada özel bir durum var. Eğer hızı olan cisimler birbirlerine çok yaklaşırlarsa, o zaman aralarındaki hava hızlanacağı için, tamam, aralarındaki hava hızlanacağı için ne olacaktır? Aradaki havanın basıncı azalacaktır. Bak, bir cismin bu şekilde durmasını sağlayan şey bir kere şuradaki basınç ile buradaki açık hava basıncının eşit olmasıdır. Sen eğer buradaki açık hava basıncını azaltırsan cisim bu tarafa doğru gelir. Burada da şuradaki açık hava basıncını hızlı olan cisimler birbirlerine yaklaşarak azalttılar. Havanın hızı arttı. Doğal olarak bu basınç küçük iken şuradaki açık hava basıncı daha büyüktür ve araçlar birbirlerine doğru çarpabilirler. Bu yüzden gemiler birbirlerine çok yakın geçmezler. Mesafe bırakırlar. Çünkü aradaki sıvının hızı artarsa eğer, gemiler uzaktaysa bile, yani belli bir mesafeden sonra gemiler birbirlerine yapışabilirler, çarpışabilirler. Nedeni de akışkan basıncıdır. Bunu unutmayın. Ve son olarak evlerin çatılarının uçmasından bahsedeceğiz. Şimdi rüzgar, fırtına, çok yoğun bir işte hava olayı, hava akımı var. Bu hava akımı ne yapacaktır? Çatıların üzerinden geçerken şurada hızıyla birlikte açık hava basıncını düşürecektir. Ama evin içinde de değil mi bir açık hava basıncı var. Bunu ben biliyorum. Evin içinde de ev içindeki ortam basıncı var aslında. Açık hava demeyelim ona. Kapalı bir ortam olarak düşünelim. Kapalı kaptaki gaz gibi düşünürsek burada da bir basınç var. O zaman senin bu rüzgar çok fazla olursa, senin çatının üzerindeki rüzgar çok fazla olursa, o zaman içerinin basıncı dışarının basıncını yenecektir. Ve çatı gitti. Çatı mefta havaya uçuyor. Çatıların uçması, rüzgarla birlikte çatıların uçması bununla ilgilidir. Tamam mı? İçeri giren rüzgarla değil aslında, dışarıdaki rüzgarla ilgilidir. Bunu unutmayın. Buna dikkat edin. Akışkanlar mekaniği böyle bir şey. Bunu bildiğiniz zaman bununla ilgili genel bütün soruları çözebilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Bu balon olsaydı, şurada da bir balon olsaydı, biz dedik ya hani bu balonların böyle durmasının sebebi işte şu tarafta olan basınçların eşit olması. Sen bu balonlar yukarıya asılı olsa, tamam, şöyle çeviriyorum yan çizdiğim için, şimdi bu balonlar yukarıda asılı olsa, sen bunları birbirlerine yaklaştırmak istesen ne yaparsın? Aradaki havanın hızını mı arttırırsın? Yani araya üfler misin? Üfle, aradaki basınç azalsın, hop bunlar birbirlerine yapışsınlar. Bu da akışkanlar mekaniği ile ilgili güzel bir örnekti. Şimdi sıramız ödüllü sorumuzda. Geçen haftamızın ödüllü sorusu. Şekil 1'de suyun sıcaklığı değiştirilmeden buz eritiliyormuş. Ben biliyorum ki buz eritildiğinde ne olacaktır? Sıvı seviyesi değişmeyecektir. Bu kesin. Şekil 2'de su içine ahşap blok atılıyor. Sen sıvı içine ne atarsan at, eğer sıvıdan, sudan, bu kaptan su taşmıyorsa, sıvı taşmıyorsa, o zaman ne olacaktır? Burası bir miktar şöyle atıldığı zaman sıvı seviyesinin bir miktar yükseleceğini söyleyebiliriz. Şekil 3'te suyun sıcaklığı arttırılıyor. Buna bir bakarız. Buna göre hangi sistemde suyun kap tabanına yaptığı basınç artar. Yani ne diyor sana? H'ı diyor değişebilir. D'si, G'si değişebilir, değil mi? Bunlardan bahsediyor. Şimdi bir kere G değişmiyor. Hepsi aynı yer çekiminde. Ama basıncın biz tekrar yazalım. H, D, G olduğunu. Şimdi şurada bir kere hiçbirisi değişmiyor. H'de, D'de değişmiyor. O zaman buradaki basınçta bir değişim olmaz. Bu gitti. Tamam. 1 ile ilgili cevaplar yok. İkincisinde kesinlikle artacağını biliyorum. Çünkü ahşap blok atıldı ve bu ne olacaktır? Artacaktır. Bu kesin artar. Burada sıkıntı yok. Onu dedik. P2 keser tak. Asıl burada bir, değil mi, sıkıntımız var. Çünkü burada şöyle bir durum var.
Su artı 4 santigrat derece ile ilgili bir durumu var suyun. Suyun 0 santigrat derecedeki su artı 4 santigrat dereceye doğru gelirken, şimdi bu suyun sıcaklığı arttırılıyor diyor ya. Tamam, ben suyu ısıtıyorum, suyun sıcaklığını arttırıyorum da. Yani sıfırda mıydı artı 4'e çıktı, yoksa artı 4'e miydi artı 8'e çıktı acaba? Çünkü sıfırdan artı 4'e çıkarken D yoğunluğu ne olacaktır? Artacaktır. Diğer tarafta D yoğunluğu azalacaktır. Ve buna göre kapların genleşmesi önemsizdir dediğimize göre. Şimdi bak, burada ister arttırsın ister azaltsın, tamam mı? Hiç fark etmez. Yani bu suyun seviyesi ister aşağı insin ister yukarı çıksın, suyun miktarında bir değişme olmuyor. Anlaştık mı? Suyun yukarı da çıkabilir, fark etmez. Sonuçta toplam su miktarı aynı kaldığı için aşağı yapılan basınç da aynıdır. Bak bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Mesela böyle bir, hani şurada 3D yoğunluklu sıvı ile D yoğunluklu sıvıyı düşünelim. Bunlar eğer homojen olarak karışırsa tabandaki sıvı basıncı değişmiyor demiştik. Neden? Buradaki sıvının ağırlığı değişmiyordu ki. Basınç demek şu noktanın üzerindeki ince kıl kadar sıvının neydi? Ağırlığıydı aslında. Yani öyle de tanımlayabilirdik. Böyle incecik yerdeki sıvı sütununun aslında basıncı tanımladığını söylemiştik. Burada da sen burada ister yükselsin ister alçalsın kabın genleşmesi önemsiz olduğuna göre senin şimdi şu kadar taneciklerin var. Burada işte 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane taneciğin var atıyorum. Sen bunun sıcaklığını arttırdığında yukarı, yani genleşiyor olsa bile bu 5 tanenin sadece ne oluyor aslında? Mantık olarak aslında mesafeleri artıyor değil mi? Molekül arasındaki mesafe artıyor diyebiliriz genleşme için. Ya da tam tersi küçülüyorsa bile, yani olan gene 5 tane molekül ki yan yana daha sıkışık oluyor. Gene 5 tane molekül. Yani bu sıvı sütunundaki madde taneciklerini etkileyen bir durum yok. 5 molekül sonuçta. Kısaca diyorum ki eğer sen bu suyu azaltmıyorsan ya da arttırmıyorsan, bak yüksekliğiyle ilgili bir şey konuşmuyorum. Bu su taneciklerini azaltmıyor, arttırmıyorsan, kabında genleşmesi önemsizse, şekil 2'de suyun sıcaklığını azaltsan da arttırsan da hal değişimi olmadığı için burada bir değişim, sudaki değişim olmayacaktır. Sudaki basınçta değişim olmayacaktır. Cevap da Bursa olacaktır diyoruz. Ve bu haftaki ödüllü sorumuz, umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize başarılar diliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz.